Efendim, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hepiniz sahur programımıza efendim hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Efendim Ramazan'ın başından bu yana son 10 güne giderken hem iftar ve hem sahur programımızda hakikaten Sultanahmet'e yakışır, bu İstanbul'a yakışır. Bu güzel görkeminizden dolayı, Ramazan'a verdiğiniz bu büyük değerden dolayı hepinize bir daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, şeref veriniz efendim. Efendim program birinci bölümünde tabi Mustafa Duman hocam, o her zaman burada. Bizim en vefalı izleyicimiz Mustafa hocamız burada duruyor sağ olsun. Devam edeceğiz bugün yine. Efendim bugün aşıkı olduğum bir zatın hayatına gireceğiz. Kendimi bildim bileli bir Muhammed Mustafa'ya sevdalıyız. Bir de Hazreti Ömer'i çok seviyorum. Tabii hepsinin değeri ayrı. Bir Hazreti Ali teraziye konabilir mi? Bir Hazreti Osman unutulabilir mi? Bir Sıddık-ı Ekber geçilebilir mi? Hepsi ayrı bir nur, her biri ayrı bir yıldız. Bugün o en büyük yıldızlardan biri olan Faruk'un önüne gideceğiz. Medine'de bir dağın yamacından Hazreti Ömer'i izleyeceğiz bugün inşallah. Allah'ın onun bereketinden bizi mahrum etmemesini ümit ederek. Ve ilk telefonumuzla Bismillah deyip bu gece başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz, buyurunuz. Hoş bulduk hocam, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun hanımefendi, teşekkür ederim. Size bir sorum olacaktı. Birkaç gün önce başka bir televizyon kanalında izledim. Benim başım açık. Camiye girerken ya da namazımı kılarken ayrı bir kıyafet ve örtü taşıyorum yanımda. Evet efendim. Bu böyle yapmanın, ayrı bir kıyafet taşımanın dünyada dinimizin dünyaya ait olduğunu söyledi. Benim gibi birçok arkadaşım da var. Bu konuda bir bilgi verirseniz sevinirim. Şimdi bir insan tabii mevcut olan kıyafetinizle başınızı örterek elbette ki camiye girmenizde hiçbir engel yok mevcut olan kıyafetinizle. Evet. Ama bunun dışında ben camiye gidiyorum daha derli olmak istiyorum deyip diyelim ayrıca bir etek de mesela. Evet, evet. Değil mi? Evet, ayrı, aynen. Namaz için ayrı bir kıyafet daha taşıyorum. Hani pantolonumla ya da hani eteğimle olmamak için. Başıma da ayrı bir örtü alıyorum. Güzel bir şey, güzel bir hassasiyet. Bunun kınanacak tarafı yok ki. Yani o hocamızın hani aynı kıyafet, ben nasıl kıyafetteysem her yerde öyle bir namaz kılabilirim. Herkesin öyle olması gerekir. Siz öyle deyince, öyle değil demiyorsunuz ki. Diyorsunuz ki benim namaza, camiye ait özel bir hassasiyetim var. Ayrı taşıyorum. Eksik olan taraflarını açık olduğum için iyi açık taşıyorum. Devam edin. Bildiğiniz gibi devam ediniz. Yani çok problem yok. Çok teşekkür hocam, ederim hocam. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Çok sağ olun. Özellikle bir de kıyafetinde leke, problem, necaset olabilecek olan insanların özellikle özel bir kıyafet taşıması da gerekir. Yani şimdi mesela adam sanatçıdır veya logara giriyor. Yani mesleğinden dolayı necaset gelebilir o insanın. Daha da hassas davranması gerekir. Hanımefendi yaptı en güzel. Efendim buyurunuz. Hocam hayırlı sahurlar. İyi geldin, hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yeni bir ev, yeni bir araba aldığımız zaman kurban kesiyoruz. Ve bu kestiğimiz kurbanın kanını plakaya ya da arabaya ya da alnımıza sürüyoruz. Bu caiz midir? Şimdi yeni bir araba veya ev aldığımızda kurban kesmemiz bir şükürdür. Yani Allah'ım sana şükür olsun bana bunu verdin. Ben bunu hak etmiyorum veya benden çok hak edenler var, ona değil bana lütfettin anlamında bir şükür ifadesidir. Bunu yapmanız güzeldir ama kurbanın kanını alnınıza veya özellikle çocukların alnına veya arabaya sürmek veya evin kapısına sürmek bid'attir ve doğru değildir. Çünkü biz kanı görmekten hoşlanmıyoruz. Kanı görmeden hatta kesmek, yani çocukların önünde kesmemek de en doğru olandır diye düşünüyorum. Onun için onu yapmayın ama kurbanınızı da kesin efendim. Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Sağ olun efendim. Hanımefendi buyurunuz. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. İyi Hoş akşamlar. Bulduk. Merhaba.
Şoklanarak kesilen hayvanın etini yemek günah mıdır? Şimdi Türkiye'de mi yaşıyorsunuz, Avrupa'da mı? Türkiye'de. Türkiye'desiniz. Şimdi Avrupa'da genel bir şey var, genel bir usulü var, genel bir kaide var. Şoklanmadan bir defa hayvan kestirmiyorlar. Mutlaka şokluyorlar, bayıltıyorlar yani, ondan sonra kesiyorlar. Doğrusu bizde şoklanarak hayvan kesilmesinin hayvana daha az acı veriyorsa daha iyi olduğu kanaatindeyiz. Çünkü hayvan şoklanarak ölmüyor, bayılıyor. Bayılıyor. Sonra kaldırıyorsunuz, bu hayvanı kesiyorsunuz ve ölüm şoklanmadan değil, kesmekten. Yani damarların kesilmesine, yemek, nefes borusu, kan şah damarı falan kesiliyor. 2-3 veya 2-3 damar kesiliyor. Ölüm de bundan dolayı oluyor. Eğer ölüm kesimden dolayı oluyorsa o hayvan nezihtir, yani temizdir, yenir, helaldir. Ama şoklanmadan dolayı veya darbeden dolayı ölürse o zaman o hayvan yenmez. Şoklanarak kesimlerde de hayvana problem olmuyor. Sakıncası yok hanımefendi. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi geceler hocam. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Benim sorum, akraba ilişkilerinin dinimizdeki yerini hepimiz biliyoruz. Evet efendim. Ama sürekli gıybet eden akrabalarımızdan uzak durmamızın bizim için bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok ama şu şekilde. Mutlaka onların yanlışını onlara hatırlatın. Yani gıybetin insanın ahiretini kemirdiğini, söz taşımanın, aleyhinde konuşmanın, insanları çekiştirmenin, insanın ahiretini berbat ettiğini hatırlatın onlara. Dinlemezlerse uzak durmamızın bir sakıncası yok. Dinlemezlerse irtibatı kesmeyin. Yani bütün irtibatı kesmek, sıla-i rahimi koparmak haramdır çünkü. Sıla-i rahim, yani sıla birleştirmek, rahim akraba. Akraba bağlarını devam ettiriniz. Buna rağmen, şimdi rahim kelimesi de şundan geliyor. Kadının rahimi diyoruz ya hani, doğmaktan dolayı gelen akrabalık, oradan geliyor sıla-i rahim. Yani onlarla irtibatı devam ettiriniz. Ama devam ettirin de her gün yanına gidip her gün oturmanın da bir anlamı yok sizi rahatsız ediyorlarsa. Teşekkür bir sınır ederim. Koyabilirsiniz, sakıncası yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş Ramazanlar hocam. Diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Komşum tarafından, 33 senelik komşum tarafından dolandırıldım. Bunun öbür dünyadaki vebali nedir hocam? Tabii kul hakkıdır yani. Öyle böyle bir kul hakkı değil. Bayağı bir kul anladım, hakkı herhalde hocam. Anladım. Ama işte kul hakkı basit bir şey değil. Kul hakkı yerine getirilmeden insanın cennete gitmeme ihtimali var. Yani cennetin kapısında hapsolur. Bütün amelleri iyiyse buna rağmen o kapıda bekletilir ve kul hakkını ödetinceye kadar sen mahpus olur ve giremez. Bu nedenle kul hakkı basit sıradan bir şey değil. Önemlidir ve belki cennete girmesine bile engeldir. Herhalde anlaşılmıştır. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sorumuzu alacağız. Şu anda bizim cimicip dediğimiz alet şu sizi gösteriyor ya. Şöyle bir cimicip şöyle bir dolaşıyor. Ben bir şeye dikkat ediyorum. Konferanslarımda da aynı şeye dikkat ettim. 3-4 gün önce Zeytinburnu'ndaydı. 40 bin kişi vardı konferansta. 2 gün önce Esenler'deydik. 20 bin kişi vardı. Bir şey dikkatimi çekti. Şimdi sizlere aynı şeye bakıyorum. Şu anda burada bulunanlar içerisinde sizleri kastediyorum. Saçı beyaz olan bir ben varım herhalde. Var mı başka saçı beyaz olan? Kaç kişi var? 4-5 kişi var. Benim gibi yaşlı olan. Herkesin saçı siyah. Yani herkes genç. Kızlarımız ve delikanlılarımız genç. İşte benim hep arzu ettiğim küçük bir ilahiyatçıyken, bir cami imamıyken, ilahiyat talebesiyken arzu ettim, ümit ettim buydu. Ya Rabbi şu gençlerimiz, genç kızlarımız, genç delikanlılarımız, açığı kapalısı fark etmeksizin hepsi Allah'a ve peygambere koşsa diyordum. Bu manzarayı orada görüyorum. Onun için son derece mutluyum, paylaşmak istedim sizinle. Allah daim etsin inşallah. Evet hanımefendi buyurunuz. Hocam hayırlı savurlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir insan ölmeden önce bir bedenindeki bir parçasını kaybedip ondan ölmeden önce mezara giderse o parçanın sorgu suali oluyor mu? Hayır olmaz. İnsanın kendi ruhu vücudundan çıktığı andan şey olur, hesap olur. O parçadan dolayı bir hesap olmaz. Normal ölüm olayı olduktan sonra sorgu suali olur. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hanımefendi buyurunuz. Hocam
Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum size. Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam benim şöyle bir sorum olacak. İnsanın üstünde uğursuzluk var mıdır ve neden her şey üst üste gelir? Bazen her şey üste gelebilir. O bir imtihandır hanım kızım. Sizin kötü olmanızdan dolayı değil bu iş. Veya bir insanın bütün işleri rast gelir, çok iyi adam olduğu için değil. Bazen Allah alır imtihan, Allah verir imtihan. Hatta bir şey söyleyeyim, buna biz istidraç diyoruz. Allah verdikçe verir. Verdikçe adam azar. Azdıkça Allah verir. Senestedricuhum diyor ayet-i kerime onları anlatırken. Dereceden dereceye onu yükseltiriz, azabı çoğalsın diye. Onun için bazen gelebilir, bu bir imtihandır. Ama bu uğursuzluğu ifade etmiyor. Çünkü bu bir sınamadır. Allah kulunu deniyor. Sonucunda Allah biliyor. Ama Allah kuluna diyor ki sen busun, bak işte. Bu anlamda bir imtihandır. Olaya böyle bakın. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkürler. Ederim. Allah selamet versin. Hayırlı sahurlar. İyi sahurlar kızım, buyurun. Hoş geldin. Ölü tabuttayken kendisi olduğunun farkında mıdır? Yani ölüm olayı tabii çok farklı bir olay. Tabuttaki kişi, yani beden tabutta, ruh dışarıda. Ruh bil gel git yaşar. Bazen ölenin kendisi olduğunu hisseder ama birebir ben miyim diye bilmez. Bazen cenazede yürüyenlerden biri olduğunu anlar. Yani kesinlikle ölünün ruhu cenazede beraber yürüyenlerin yanındadır. Bir cenaze taşınıyor, götürülüyor mezara. Bazen kendisi olduğu kanaatı var, bazen net değildir. Çünkü hadiste insanlar üstünü örtüp gittiği anda toprağa, ölen kişi ruhu vücuduna iade edilir. Hadi ben de gideyim der. İşte o anda öldüğünü fark eder. Onun için birebir bu şudur demek çok zor. Çünkü ayrı bir alem, ilkeleri ayrı, ölçüleri ayrı. Ama mutlaka ölü, ruhu yani bir şeylerin farkındadır. Tamam mı efendim? Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hanımefendi, İyi akşamlar buyurun. Hocam. Yaş. Kadere küfür etmek insanı dinden çıkartır mı? Kader, Hazreti Peygamber... Kader Allah'ın kendisidir diyor bir hadiste. Yani nedir kader Allah'ın kendisidir? Siz kadere küfrettiğinizde Allah'ın takdirini reddetmiş oluyorsunuz. Bu kadere karşı tedbirli olmak anlamı, tedbirli olmaya engel değil. Ama sen kendin yapıyorsun, sonucunu alıyorsun. Ama hocam Allah böyle emretti bazı işleri, evet. O zaman Allah'ın emrettiğine de küfrederek değil, sabrederek karşılık vermek lazım. Onun için kadere küfredilmez. Kahpe kader diyor mesela. Ne kadar çirkin bir kelime. Ne kadar çirkin bir kelime. Kahpe kader denir mi? Kahrolsun kader. Haşa. Bu cümleler tehlikeli cümleler. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Delikanlı, hoş geldin. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ben bilgisayarda oyun oynarken annemle babam artık oynama diyor. Ben onları dinlemeden oynuyorum. Onları böyle üzmek günah mıdır? Evet. Günah kavramı küçük yaştan beri var demek ki. Peki sen hangi oyunu oynuyorsun? Yani internet mi oynuyorsun yoksa başka bir yerde mi oynuyorsun? Bisiklet mi oynuyorsun? İnternet. İnternete belki yanlış yere giriyorsundur. Onun için annen oraya girme diyor, tehlikelidir diyor. Sen, ama adın ne senin? Orkun. Orkun, annenle bunları konuş. İki medeni insan gibi oturup konuşun. De ki anneciğim bunlara karışma, ben de şunu yapmayacağım de. Anne sana kıkırılmaz, sana kızmaz inşallah. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Ellerinden öpüyorum, Allah seni bağışlasın. Efendim, kısa bir aramız var. Çok kısa aradan sonra uzun bir yolculuğumuz var. Bugün hakikaten tarihin bütün tabularını yıkmış, müthiş bir hayat ortaya koymuş bir büyük Faruk'un, Hazreti Ömer'in hayatına derin bir giriş yapacağız. Kısa bir aradan sonra sevgili Mustafa Hocam'ın ve Abdurrahman'ın ilahileriyle, ama biraz sonra inşallah. Mevlam'ın selamı, rahmeti, hidayeti hepinizin üzerine olsun yeniden. Efendim bu gece Hazreti Ömer'le ilgili sohbetimize başlamadan önce sevgili Fethullah Can Polat hocamın
Siirt'imizin yetiştirdiği, Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli hafızlardan biri. Yani bir oturuşta Kur'an'ı baştan sona ezbere okuyan en güzel hafızlarımızdan biri. Evet. Ve imamlığa başlarken de rahmetli babam müftüyken Siirt'e imamlığı babamın izniyle almış. İmzasıyla babam müftüyken, bu nedenle de baba yadigarı aynı zamanda Fethullah hocamın güzel bir kıraatiyle başlatacağız. Hocam hoş geldin. Siirt'in güzel hocalarından. Hocam buyurun, söz senin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان
Sadakallahu'l-Azim. Sadakallahu'l-Azim. Yüce Allah hep doğru söyledi. Yaşı 63. Uzun bir adam. Yürüyünce adımını bir attığında 3 adımda ona yanaşabilirsiniz ancak. Görüntüsü son derece sert. Yüzü dikdörtgen, uzun yüzlü. Kaşları hep çatık. İki yanaklarında 2 derin iz var. Elleri büyük. Şu baş parmağını anlatırlarken belki biraz abartıdır ama bir bilgi verme açısından önemli. Baş parmağı herhangi birimizin avucunun içi kadar iri, uzun bir adam. Adı Ömer. Tarihin dengesini değiştirmiş adam. Şimdi garip. Hazreti Peygamber'den sonra 10 yıl halifelik yapmış. 2,5 sene Ebu Bekir. 10 sene de o. Yorgun artık. Saçları dökülmüş. Sakalı beyazlaşmış. Beli hafif kamburlaşmış. Elinde baston. Yürürken Medine'de şeytanlar kaçışır bir taraflara. Onu görünce esnaf toparlanır. Onu görünce çocuklar kenara koşar. Kadınlar gölgeye sığınır. İlginç bir adam. Fakat farklı, dedim ya, tarihin alnına müthiş bir darbe indirmiş. Aşılamamış, aşılamayacak bir adam. Adı Ömer. Dağı tırmanıyor, akşamüstüdür. Bir gün önce garip bir hutbe okudu. Hutbesinde şunu söyledi. Peygamber şehrinin insanlarına şöyle dedi. Ey insanlar, beni dinleyin. Mahşer gününde bütün peygamberler yürüyecekler. Bütün peygamberlerin başında şu mezardaki kişi olacak. Hazreti Peygamber'in mezarını gösteriyor. Sonra dudaklarından şu cümle dökülüyor. Heni enneke ya sahibe hazal kabr. Ey bu kabrin sahibi, müjdeler olsun sana. Ne mutlu sana, sen bütün peygamberlerin başında yürüyeceksin. Sonra durdu. Bir de sadıklar gelecek, bir de sıddıklar gelecek dedi. Döndü ve şöyle dedi. Bütün sadıkların başında şu mezardaki yürüyecek. Hazreti Ebu Bekir'i gösteriyor. Heni enneke sahibel kabr. Sana da müjdeler. O gün müthiş bir konuşma yaptı. Cemaat gözlerini dikmiş ona bakıyorlar. Bir vedaya benze bir konuşma Ömer'den. Şu gölgelenmeyen adam, şu uyumayan ve uyutmayan adam, şu bütün dengeleri alt üst etmiş adam, şu kılı kırk yarmış, adaleti aşılamayacak adam. Bir ara döndü ve şöyle dedi. Bütün şehitlerin başında da peygamber amcası Hamza olacak. Ey Hamza dedi. Sanki sesini 10 kilometre ötedeki Uhud'daki Hazreti Hamza'yı hatırlatıyor. Duyurmak istercesine Hamza dedi. Bütün şehitlerin başında da sen olacaksın. Durdu. Amma ente, sana gelince Ömer. Durdu ve dedi ki, şehadet olur mu bana acaba? Şehit olabilir miyim Hamza'nın arkasında cennete yürümek için? Sonra dedi ki, nerede olacaksın sen? Peygamber şehrinde oturuyorsun, şehit mi olunur oturularak? Sonra indi minberden, ağır adımlarla namazı kıldırmak için yürürken mihraba, Medine cemaati şaşkın izliyor onu. Bir büyük adamın hesaplaşmasını yaşıyor. Döndü ve Mescid-i Saadet'in kumlarının önünden
mihraba doğru yürürken şu cümleyi söyledi. Üzülme, üzülme, endişelenme, ümitsiz de olma Ömer. Sen puta taparken Allah seni Müslüman etti. Müslüman oldun, şimdi halifesin. Yarın dilerse Allah seni peygamber şehrinde şehit de yapar. Sonra tekbir getirdi. İşte o hutbeden sonra. Grup vakti, güneş batmak üzere. Medine'de dağa çıkıyor. Güneşin battı o yerde. Yanında hizmetçisi Ebu Yerfe var, eski köle. Dedi ki Ebu Yerfe, lebbeyk, buyurun ey halife. Namaza çok var mı dedi. Namaza az kaldı. Belki dalarım, beni ikaz et. Mescitte namaz kıldıracağım dedi ve yürüdü. Durdu, düşündü uzun uzun. Gözlerinde nem var. Özlüyordu kendinden önce geçen arkadaşlarını, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Resul'ü özlüyordu. Şu cümle döküldü dudaklarından, sahibeye. İki dostum, iki dostum dedi. Yürüdü, bastonu yere dikti, dağın bir yamacında güneşin batışını seyrediyordu. Aklına geldi. Mekke'de Hazreti Peygamber'e düşmanlıkların çok olduğu yılları hatırladı. Puta tapanlardan biri kendisiydi. Puta tapıyordu. Mekkeliler dediler ki Muhammed'i öldürse öldürse Ömer öldürebilir. Çünkü Ömer gözünü bir şeyden sakınmayan bir adam. Hamza gibi bir adam. Hazreti Ali gibi bir adam. Sıradan adamlar değil. Ömer olsa olsa Ömer Muhammed'i öldürür. Ona görev veriyorlardı. Gitme Muhammed'i öldür. Gidiyordu Hazreti Peygamber'i öldürmek için. Tam Resulullah'ı arıyor. Nerede Muhammed? Bugün kafasını ben Kabe'nin önüne getireceğim. Yaşı 35. Tam çılgın bir delikanlı. Ömer'in huyu şu. Yolda yürüdü mü omuz vurur insanlara, insanları ürkütür. Yokuş olmazsa yürümeyi sevmem. Gök gürlemezse göğe bakmayı sevmem diyen patlayacak bir bomba gibi bir adam. Peygamberi arıyor. Hazreti Peygamberi bulamıyor. Biri diyor ki niye Muhammed'i arıyorsun? Öldürmek için diyor. Önce git bacınla konuş. Bacın da Müslüman oldu diyor. Benim bacım, Ömer'in bacısı Müslüman mı oldu? Evet deyince bacısının evine doğru gider ve kapıyı yumruklayarak kırar içeri girer. Bacısı Habbab ve eniştesi Zeyd orada. Bacısının yakasını tutar böyle, kaldırır havaya. Sen Muhammed'in dinine mi inandın? Evet der, bacısını bir fırlatır duvara. Dev gibi bir adam Ömer. Eniştesi yürüyünce eniştesine de bir tokat, enişte iki büklüm yerde. Nasıl der Muhammed'e inanıyorsunuz? Ben onu öldürmeye gidiyorum. Siz onun dinine girmişsiniz öyle mi? Bacısı ayağa kalkar. Gariban bir kadın. Fatıma. Hazreti Ömer'e doğru yürür. Yeter be de, yeter be. Sen bela mısın başımıza? Gücün bana mı yetiyor? Evet, ben putlara küfrediyorum. Ve Hazreti Muhammed'in dinindenim artık. İstersen öldür beni. Bir an durur, bacısına bakar. Şu ürkek kadın, şu gariban zavallı kadın nasıl birden aslan kesildi? Kaplan gibi saldırıyor bana der. Bu kadına bu cesareti veren ne? İman. Durdu bacısına, baktı. Bacısı ağzı kan dolmuş. Eniştesinin yüzü kan dolmuş. Bacısı dedi ki, Müslümanım, öldürüyorsan öldür. Demin ne okuyordunuz dedi, ben kapıdan bir şey duydum. İçeride Kur'an okuyorlardı. Bacısı dedi, Kur'an okuyordum. Bir bana getirin bakayım okuduğunuz, ben de bir okuyayım. Şu Muhammed'in dinini bir göreyim. Bacısı dedi ki, sana Kur'an'ı vermeyiz sayfayı. Niye vermiyorsunuz? Çünkü sen necissin, pissin dedi. Çünkü sen puta tapan bir adamsın. Senin eline Kur'an'ın sayfasını vermem.
Ben şimdi pis miyim? Evet dedi. Sen necissin. Ne yapmam lazım? Yıkan öne gel dedi. Yıkan gel. İyi yıkanayım dedi. Soydu elbisesini. Sanki bir el zorluyordu Ömer'i bir yerlere doğru. Yıkandı geldi. Taha suresinin ilk ayetleri. Verin bakayım bana dedi. Eline verdiler. Ayetleri okudu. Okudu. Okmayabilirdi. Bir yere geldi. İnneni en Allah. Şüphesiz ben Allah'ım. Bana itaat edin. Ayet Taha. Taha peygamberin ismidir. Bir rivayete göre. Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, uyarı olsun diye indirdik. Bu ayetleri okudu. Devam eden ayetleri birbiri ardınca okuyordu. O yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey inmiş Kur'an. Rahman arşa kurulmuştur. Göklerdeki yerdeki bu ikili arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnız Allah'ındır. Ayetleri okudukça renkten renge geliyor Ömer. Sen sözü açığa vursan da gizlesen de Allah birdir. Allah için birdir. Çünkü o gizliyi de bilir. Ondan daha gizli olanını da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler onundur. Durdu. Kur'an bu mu dedi. Ablası evet deyince iyi de dedi. Şu ayeti okudu. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine siz burada kalın. Ayetleri okuyordu Ömer. Şimdi Kur'an bu mu dedi. Kur'an bu dediler. İyi de dedi. Mekkeliler bunun neyine karşı? Mekkeliler niye buna karşı? Burada kötü bir şey yok. İçme işledi bu iş dedi. Bu Muhammed mi söylüyor bunları? Ablası hayır Muhammed söyleyemez bunları. Bunlar Allah'ın sözleri. Yani dedi Mekkeliler, dayım Ebu Cehil, Ebu Cehil'in yeğeni. Dayım Ebu Cehil, amcası Ebu Leheb, Velid, Şeybe, Umeyye, Utbe, Uteybe. Hepsi bu sözlere mi karşılar? Evet. Beni etkiledi bu sözler. Muhammed nerede? Bir götürün beni şu adama. Öyle diyor. Ablası dedi ki, bacısı seni götürmem. Sen onu üzersin. Hayır onu üzmeyeceğim ben. Konuşacağım onunla. Hadi yürü dediler. Kılıcı omuzunda. Yanında Habbab. Yanında eniştesi, yanında bacısıyla beraber Erkam'ın evine, Resulullah'ın gizlendiği eve geliyorlar. Birdenbire Mekkeliler, içerideki Hazreti Hamza bir iki gün önce Müslüman olmuş, yeni daha. Ve içeridekiler dediler ki, ya Resulallah Ömer geliyor, bela geliyor. Adam bela, Ömer geliyor dediler, duymuşlar. Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere gelecek. Ömer geliyor. Hazreti Peygamber sakin. Hazreti Hamza'ya dedi ki kapıyı aç ve sok içeriye gelsin. Ya Resulallah elinde kılıç. Hazreti Hamza o an gürledi. Dedi ki insanlık için geliyorsa karşılığını bulur. Yok başka niyete geliyorsa kılıcıyla onu öldürürüm. O Ömer'se ben de Hamza'yım. Hakikaten öyle. O Ömer'se ben Hamza'yım. İçeri alın. İçeri girdi. Odaya sığmadı, başını eğdi. Başkasının evine gittiğinde Hazreti Ömer'in başı tavana değermiş. Bu kadar iri bir adam. Elinde kılıç Resulullah'a doğru yürüyor. Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Ömer'in bir tarafında Hamza, öteki tarafında Zübeyir. Kollarını tutmuş gibiler. Ne olacak? Bir an kılıcı indirebilir. Adamın ölçüsü yok ki.
Resulullah'ın önüne doğru gelince Hazreti Peygamber ayağa kalktı. Hazreti Ömer'in yanına geldi. İlk kez yüz yüze geliyorlardı belki. Hazreti Peygamber Ömer'in yakasını, iki yakasını şöyle tuttu. Allah Nebisi Ömer'in yakasını tuttu ve şöyle bir salladı onu. Hazreti Peygamber tek bir cümle söyledi Ömer'e. Dedi ki, Hattab'ın oğlu, daha ne zamana kadar sen inat edeceksin? Daha ne zamana kadar? Ebu Leheb hakkında inen ayetin bir benzeri, senin hakkında insin mi istiyorsun? Allah Ömer'e iman nasip olmayacak, ayetini indirsin mi bekliyorsun? Sen neyin peşindesin hala? Ömer'i tutmuş şöyle, şöyle bir sallıyordu peygamber. Ömer şaşkın. O koca adam, o cesur adam, o kabadayı adam. Durdu ve kılıcını aşağı indirdi. Sana teslim olmaya geldim dedi. İman etmeye geldim. O zaman ver elini dedi. Uzattı elini. Söyle. Söylüyorum söyle. De ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. De ki sen Allah bir, sen onun peygamberisin. Öyle dedi. Allah bir, sen onun peygamberisin. İşte o an peygamberler kucaklaşıyordu. Dengeler değişiyordu. Sahabi birdenbire Allahu Ekber diyordu. Tekbir sesleri Mekke'yi çınlatıyordu. Kapıyı açıyordu. Yürüyelim ya Resulallah. Nereye? Kabe'ye. Dönüyordu Resulallah. Sabran, sabran, sabran. Yavaş, yavaş. Hayır, hayır diyordu. Sayımız 40'a ulaştı. Ya biz ya onlar. 40 kişi. Dönüyordu ve Kabe'ye ilk yürüyüş. Tekbir getirip ilk yürüyorlardı. Kabe-i Muazzama'ya doğru. Mekke hakikaten bütün dengeleriyle sarsılıyordu. Diyorlardı ki eyvah. Korktuğumuz başımıza geldi. Hamza gitti, şimdi Ömer gitti. Muhammed'e tabi oldular. O gün akşama kadar Ömer bütün Mekke'yi dolaştı. Önüne gelen müşriklere diyordu ki, Müslüman oldum, var mı diyeceğiniz bir şey? Nasıl olursun diyenleri tutuyor, savuruyor. Akşama kadar derler ki 2 gün boyunca sokak sokak dolaştı. Çarşı çarşı, mahalle mahalle dedi ki ben Müslüman oldum. Zavallı Müslümanlara işkence çektirenler, onlara eziyet edenler, gelin bana vurun bakalım. Erkekseniz, fırtına gibi. Tam bir rüzgar ve fırtına. Mekkeliler illallah ettiler Ömer'den. Kime gelirse vuruyor omuzunu. Çünkü onlar hep Ammar gibi, Bilal gibi gariban Müslümanlar gördüler. İlk kez işlerine dokunan bir adam çıkıyordu. İşte buradayım ben. Onun için Ömer'i çok sevdik. Ömer'i sevmemek mümkün. Şimdi düşünüyor bütün bunları bir bir ardınca. Yaşı 63. Hafif beli bükülmüş, hafif yaşlanmış Hattab'ın oğlu. Bütün bunları düşündü bir bir. Ve gün geldi, Allah'ın Resulü vefat etti. Gün geldi, Nebi çekti gitti. O gün en büyük yası tutanlardan biri Hazreti Ömer'di. Resulullah'ın kolu kanadıydı yanında. Çekilmiş kılıcıydı Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de. Nerede Resulullah bir sıkıntıya uğrarsa orada Hattab'ın oğlu Ömer vardı. Allah Nebisi'nin sıkıntıya uğradı her yerde. Sonra bir gün halife oldu. Halife olduğu gün minbere çıktı. Şöyle bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı olduğu gün dedi ki, şimdi söylüyorum, mazlumlar sevinin ben geldim. Zalimler ürkün ben geldim. Allah'a yemin ederim ki dedi, zalimlerin başına inecek bir kılıcım ben. Her birinize hesap soracağım. Tek tek yılanın deliğine girseniz benden kurtulamazsınız. Ey mazlumlar,
ahınızı duyacak adam geldi. Buradayım ben. Hakikate yürüdükçe yanımda olun. Kur'an'dan ayrıldığım gün tepeme vurun. Ayrı bir adam. Ayrı bir yönetim. Ayrı bir bakış. Ömer işte. Ve bir gün Mekke-i Medine-i Münevvere'de kıtlık oluyor. Kıtlık yıllarında Hazreti Ömer sadece sirke ve ekmek yiyor. 2 sene boyunca rengi değişiyor. Şu beyaz, beyaza çalan adam birdenbire esmerleşiyor. Bir gün, şimdi anlatıyorum Hazreti Ömer'i ama şu cümleyi söyleyeyim. Ben hayatım boyunca size inandığım şeyi söyledim. İnandığım şeyde hiç zikzak çizmedim. Yapmadım hiçbir şeyde yaptım demedim. İnanmadım hiçbir şeyde inandım demem. Kimse bana inanmadım bir cümleyi söyletemez. Kafamı koparsa. İnandığım sözleri de 1000 defa ölsem söylerim. Ömer'i anlatacağım ama kimse Ömer olamaz. En baştan söylüyorum. Ömer'i anlatırken onun gibiyiz demek yalan. Hangimiz nefsimize Ömer ol diyebiliriz Allah aşkına? Şimdi ben anlatacağım size. Hanginiz bu şablona girebilirsiniz? Hanginiz? Hanginiz? Hanımını görüyor. Halife. Hanımının üzerinde bir entari var yeni. Diyor ki hanım 2 ay önce bu entari yoktu. Hanımı diyor ki maaşından, devletin sana verdiği maaştan Hazreti Ömer hem alim, hem halife, hem siyasetçi, politikacı, hem devlet başkanı, hem de büyük bir alim maaşını devletten alıyor. Hanımının üzerinde yeni entari görünce bu ne diyor? Hanım diyor. Ömer'in karısı nedir bu? Mutfak maaşımızdan biriktirdik diyor. Yani mutfak masrafından biriktirdim. Yeni bir entari aldım. Demek ki maaşımız artıyor öyle mi diyor. Hanımı dedi ki evet işte biraz biriktirdim. İyi peki mübarek olsun sana elbisen. Ertesi gün şurayı topluyor. Şuraya diyor ki duydum ki maaşım artıyormuş. Bana ne ödüyorsunuz? Dediler ki 200 altın. Aylık. Onun dedi 10 lirasını azalttın. Bana fazla geliyormuş. Karım ondan yeni bir elbise dikmiş. Maaşımı azalttı. Şimdi ben soruyorum hepimize ve hepinize. Allah'ın aşkına kim bunu söyleyebilir? Hangimiz bunu söyleyebiliriz? Maaşımı azalta bana yetiyormuş fazlasıyla diyen bir Allah'ın kulu var mı? Ömer olmak mümkün değil. Çünkü Hazreti Peygamber bu özel adamı özel yetiştirdi. Hakikaten Ömer olmak zor. Bir gün kızı ona güzel bir elbise dikti. Resulullah'ın hanımı Hafsa anamız güzel bir elbise dikti gönderdi Hazreti Ömer'e. Bir de güzel bir döşek, yumuşak bir döşek. Hepimizin süngerli döşekleri var. Gönderdi ona, kızını aradı, yanına gitti. Kızım dedi, Hafsa, canım benim, peygamberin karısı Hafsa, Ömer'in kızı. Hazreti Ali'nin de kızıyla evlenecek sonra Hazreti Ömer. Kızım dedi, bana döşek göndermişsin bir de yeni bir elbise. Evet baba, bir de yiyecek giyim göndermişsin güzel güzel kavurma. Devenin etinden kavurma göndermişsin. Evet baba yoruluyorsun. Kızım benim düşmanım mısın sen? Niye baba? Bana kavurma gönderiyorsun. En güzel etten. Döşek gönderiyorsun. Tüyden. Elbise gönderiyorsun. İpeğimsi bir elbise. Kızım sen babanın düşmanı mısın? Niçin baba bu tepki? Kızım iki dostum böyle yaşamadılar. Ne Resulullah böyle yaşadı ne Ebu Bekir.
Sen ne istiyorsun babandan? Sen beni ateşe mi göndereceksin? Bir yola çıktı kızım ben Muhammed Aleyhisselam, Ebu Bekir. Yola çıktık. İki arkadaşım yolu geçtiler. Onların ayağı sürçmedi. Şimdi sen istiyorsun ki babanın ayağı sürçsün. Sen beni ateşe mi atacaksın? Hafsa Durgun, al kızım o döşeyi, al o güzel elbiseyi, al götür o kavurmaları, Ömer yemez onları. Herkes yemedikçe şu Medine'de kavurma etinden Ömer'in evine kavurma girmeyecek. Ömer olmak mümkün değil. Ama Ömer'i anlatacağız ki tarihin şu alnına bir rahmet abidesi gibi dursun da egolarımızı, bencilliğimizi, çığırtkanlıklarımızı örtmek için Ömer'e bakalım arada sana da bir. Bu da varmış diyelim. Bu da var, bu da varmış diyelim en azından. Belki bir rahmet bizi kapsar da şu yatışmaz nefsimizde bir yeter be, yeter be, yeter be deriz. Ömer illaki olmalı, illaki. Son yıllarına göre dalgın, son yıllarında. Bir ara dostuna diyor ki, namaza şaşırıyor sık sık, namaz kıldırırken. Diyor ki bir dostu, son günlerde çok dalgınlaştın Ömer. Namazda sık sık dalıyorsun. Namazda sık sık şaşırıyorsun. Evet, aklım. Rahat değilim ben. Niye rahat değilsin Hattab'ın oğlu, neyin var? Hasta mısın? Ümmeti düşünüyorum, ümmeti. Halk çoğaldı. Zulmedilen insanlar var. Zalimler ve mazlumlar var. Ben odamda bunlardan habersizim. Bilmiyorum insanların durumunu. Bana iletmiyorlar. İnsanlarla aramda engeller oluşturuyorlar. Hep olmuştur değil mi? Yönetenle yönetilenler arasında bariyerler olmuştur, engel insanlar olmuştur. İnsanların yöneticilere ulaşmasına engel olan çok bilmiş adamlar olmuştur. İnsanlar belki bana ulaşamıyorlar. Yarın mahşerde Allah beni hesaba çekse, gel Hattab'ın oğlu dese, ben ne yapacağım Allah'ın aşkına? Düşünüyorum namazda rekatı şaşırıyorum. Sonra yerden bir çöp kaldırdı. Çöp. Keşke senin gibi olaydım. Keşke hiç dünyaya gelmeseydim. O meşhur cümleyi öyle kullanacak. Ya leyte ümmi lem telidni. Ya leyte ha kanet akima. Keşke annem beni hiç doğurmasaydı. Keşke annem kısır olaydı. Keşke hiç olmasaydım. Keşke bir çöp olsaydım. Ateşe atılıp yakılan, görünmeyen bir çöp parçası olsaydım. Sarsıyorlardı Ömer. Dengeleri alt üst ediyor. Bir gün akrabası yanına geldi. Dedi ki devletin arsasından bana bir şey ver. Devletin parasından, devletin arsasından bana bir arsa ver. Hazineden yani. Öyle mi dedi? Bekle vereyim, geliyorum dedi. Odaya gitti, elinde koca bir sopayla geldi. Sopa! Sopayı görünce adam ayağa kalktı. Utanmaz dedi. Sen benden devletin arsasını istiyorsun. Sen benden yetimin hakkını istiyorsun. Ben utanmam. Sen beni ateşe mi atacaksın? Defol ve git buradan dedi. Kaldırınca bastonunu adam koştu halife arkasından. Medine çarşısında adam kaçıyor, halife kovalıyor akrabasını. Sana devletin parasını yedirmem. Adam kaçıyor, kaçıyor. Aradan bir hafta geçti. Adamı yeniden çağırdı, gel buraya. Gelince adam otur dedi. Oturunca
O gün sana çok tepki gösterdim. Üzüldüm sonra. Ah, bu kadar para benim biriktirdiğim paraydı. Benim özel paramı al. Kendine harca. Fakat yetimin ümmetin malını vermem. O mal benim sırtıma bindirilecek maaşı. Sıratta ben kendimi taşıyamam. O malı nasıl taşıyayım? Acan cağızım. Yapmayın. Beni helak etmeyin. Allah'tan korkun. Bu adamı perişan etmeyin. Başımdan gidin dökülün. Hazreti Peygamber'in en büyük mucizelerinden biri hiç şüphesiz Ömer'dir. Bu cümlemin altını bir daha çizmek istiyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizelerinden biri şüphesiz Hazreti Ömer'dir. Hazreti Peygamber'in en büyük mucizelerinden biri hiç şüphesiz Ömer bin Hattab'tır. Böyle bir yöneticiyi insan Müslümanlara değil, insanlık alemine takdim ettiği için en büyük mucizelerinden biri Hazreti Ömer'dir. Hiç şüphesiz. Çünkü ölçülerin tümünü tuz buz etti. Bir gün Hristiyan bir kadın, yaşlı, yanına geldi. Kadın ihtiyar, iki ayağı çukurda. Hazreti Ömer'i gördü. Dedi ki, Hattab'ın oğlu, şu işim var, bana halletsene. Hazreti Ömer dedi ki, edeyim de, sen de Müslüman ol dedi. Müslüman ol. Kadına. Kadın döndü ve dedi ki, Ömer, Müslüman olsam ne çıkar benden? Ben iki ayağı çukurda bir kadınım, ölüp gireceğim. Benim Müslümanlığımdan sana fayda gelmez. Ve kadın çekti gitti. Ömer o gece uyuyamadı sabaha kadar. Sabaha kadar uyuyamadı. Sabahleyin kadının kapısında, dikkat edin. Özgürlük diyorlar, özgürlük, demokrasi diyorlar, ötekileştirme diyorlar. Biz ötekileştirmiyoruz, ötekileşenleri merkeze çekmeye çalışıyoruz. Hristiyan kadının kapısında, kadın kapıyı açtı, dedi ki, buyur Ömer, dün sana dedim ya Müslüman ol diye, evet, özür diliyorum senden, ben kendi makamımı dikkat ediniz. Sen bana geldin şu işi hallet dedin. Ben kendi yetkimi ve makamımı senin dinin üzerinde baskı olarak kullandım. Beni affet akadın ne olur. Evet. Çok kısa bir, sadece bir buçuk dakikalık bir aramız var. Bir buçuk dakika sonra buradayız. Ve büyük halife ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Selamların en güzeliyle. Bir gün ganimet malları gelir. Devletin hazinesine gelen ganimet mallarını paylaşırken oğluna 3000 altın verir. Abdullah'a 3000 altın. Üsame bin Zeyd'e 4000 altın verir. Yaşıt iki delikanlı. Biri Zeyd'in oğlu, peygamberimizin evlatlığının oğlu, öteki kendi oğlu. Kendi oğluna 3000 altın, Üsame'ye 4000 altın. Abdullah itiraz eder oğlu, baba der, benle Üsame aynı yaştayız. Niye ona 4000, niye bana 3000? İtiraz etme oğlum, 3000 çok sana. İyi bir para 3000.
oğlum diyecek. Sana 4000, sana 3000 verdim. Üsame'ye 3-4000 verdim. Çünkü onun babası Zeyd ibn Harise peygamberin evlatlığıydı. Onun babası senin babandan, yani benden çok daha yakındı peygambere. O peygambere yakın olduğu için onun oğluna 4000 altın, senin sana ise 3000 altın. 3000 altın senin başından fazla, otur yoturduğun yerde diyecek oğluna. Oğluna özel hareket etmeyecek. Üsame'ye daha fazla pay ayıracak. Çünkü onun babası peygambere daha yakın. Nasıl bir denge ya Rabbi? Nasıl sevdiler? Hazreti Resulullah'a nasıl tabi oldular? Nasıl adım adım Hazreti Muhammedleşmeye gayret ettiler? Aleyhissalatu vesselam. Elbette sonsuz salatu selam. Elbette sonsuz salatu vesselam. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama dönüyordu. Ömer aklını başına al diyordu kendi kendine. Böyle olursan asla Muhammed'e ulaşamazsın. Köprünün altına düşersin, sıratın altına. Sen varamazsın, varamazsın. Böyle devam edersen diyordu. Kendine hiç ama hiç acımıyordu konuşurken. Bir ordu gönderiyor Suriye tarafına, dikkat edin. Ordunun başında bir komutan, yanında askerler. Ormanda yürürlerken komutan bir ara askerlerden birine diyor ki yürüş yolda. Yolda yürürken komutan tedbir almıyor. Asker yürürken birdenbire bataklığa batıyor. Bataklığa batan asker batmaya başlıyor. Elde bir ip yok, urgan yok, askeri çekecek bir şey yok. Ve asker battıkça çaresiz ve perişan ta şuraya kadar geliyor çamur askerin. Askeri alıp yutacak çamur. Suriye ve Medine 3000 kilometre var arada. Asker tam ölecekken ta topraklar şuraya kadar çamur gelmişken asker elini kaldırır. Medine'ye doğru elini uzatır böyle, selam verir ve tek bir kelime söyler asker. Esselamu aleyke ya emirel müminin. Ey müminlerin halifesi, sana selam olsun der. Sonra çamurun içine batar ve kaybolup gider. Şehit olur asker. Ordu döner Suriye'den. Komutan büyük bir zafer edasıyla gelir. Ordu daha yeni gelmiş. Olanlardan hiçbirinden bahsedilmemiş. Ömer'in huzuruna gelince Hazreti Ömer oturduğu yerde öfkeli, öyle bir bakışı var ki çölü yakan bakışla bakar komutana. Sen zafer mi kazandın? Evet, ben zafer kazandım. Bana söyle o bataklıktaki askerin durumunu. Söyle bana onu. Hangi asker? Hani sen onu bataklığa sürdün, boğuldu ya. Bana o askerin durumunu söyle der.
Öyle diyecektir. Bana o askerin durumunu söyle. Bataklığa sürerken tedbir almadığın askerin durumunu söyle. Komutan hatırlar. O boğulan asker mi? Evet. Onu soruyorum sana. Siz nereden biliyorsunuz ey müminlerin emiri? Allah'a yemin ederim ki diyecek Hazreti Ömer. Allah bütün perdeleri aradan kaldırdı. Ve ben o askerin selam olsun sana ey halife sesini duydum. Çünkü tarihçiler diyorlar ki Hazreti Ömer'in bir ay önce aynı saatte o boğulduğu saatte askerin mescitte birdenbire ayağa kalktığını aleyke selam ey asker senin selamını duydum dediğini naklederler. Sevgi olunca arada bir aşk Allah kilometreleri kaldırır. Seven askerinin feryadını 3000 kilometre ötedeki halife duyar. Özlüyoruz Ömer'i. Elbette ki özlüyoruz. Dünya Ömer'lere muhtaç. Eğer bugün dünyanın her tarafında, Kudüs'ünde, Filistin'inde, Gazze'sinde, Suriye'sinde, Irak'ında, hatta Afganistan'ında, Keşmir'inde, Afrika ülkelerinde, bazı Afrika ülkelerinde Müslümanlar ateşle diri diri yakılıyorlar. Bütün dünyada bu, şu kokuşmuş dünyada, şu zalimlerin, diktatörlerin sözünün geçtiği dünyada insanlar eğer çile çekiyorlarsa insanlığın Ömerlere ihtiyacı var. Ey İslam aleminin, Arap aleminin liderleri neredesiniz? Ne ile meşgulsünüz? Allah'tan çekinmez mi insan şu kanları durdurmak için? Ömer'i arıyoruz, Ömer'i. Yitirilmiş Ömerleri, ayağa kalkın ey Ömerler. Kalkın ve dün Medine'de kalktığınız gibi, Mekke'yi tarumar ettiğiniz gibi kalkın diyorum. Unutmayacak. Ama hiç unutturmayacak. Arkadaşlarından biri anlatıyor. Diyor ki, dikkat edin. Bazen geceleri Ömer bir yere giderdi. Karanlığa sapardı. Orada bir kulübe var, oraya doğru. Abdullah anlatıyor. Doğrusu Ömer'in bir sırrıdır diye karışmazdım. Gider yarım saat kalırdı o kulübede. Gençler, gençler, şube müdüründen genel müdürüne, altan üstte. Ömer kulübeye gider kaybolurdu. Gece yarısı geri döner. Şehit oldu. Ben de bir gece dedim ki Ömer'in sırrını öğreneyim. Hatta içim içimi yedi. Dedim ki sırrına karışma Ömer'in. Ama duramadım nefsim. Dedim ki gideyim bakalım Halife Ömer. İçeri girdim, baktım bir odalı bir ev, ihtiyar bir adam, yatalak bir adam, yatağa uzanmış, önünde bir su var, içiyor. Selamu aleyküm ihtiyar dedim, aleykümselam dedi, amca dedim, sen ne zamandır buradasın, yıllar oldu evlat, dedim ki kim sana bakıyor? Geceleri dedi bir adam geliyor. Benim altımı temizliyor. Yemeğimi pişiriyor. İhtiyacımı gideriyor. Kirlenmiş elbisemi yıkıyor. Yeni elbisemi bana giydiriyor. İki gecedir gelmedi. Onu bekliyorum. Dedim ki amca o adamı bana bir tarif et. Dedi uzun boylu bir adamdı. Üzerinde yamalı bir cübbe vardı. Ömer'i tarif ediyordu. İki gecedir gelmiyor, hasta mıdır nedir? Dedim ki amca, o mu sana bakıyor? Dedi ki, 5 yıldır o bana bakıyor. Her gece bu saatte gelir, odamı temizler, üstümü temizler.
beni yıkar o adam. Gelmedi iki gündür. Hasta mıdır bilmiyorum ki. Dedim ki amca biliyor musun kimdi o? O kimdi evlat? O halife Ömer'di. Müminlerin emiri Ömer'di. Dedi nerede Ömer? Dedim iki gün önce şehit edildi. Mihrapta namaz kılarken öldürüldü amca. Durdu ve dedi demek gelmeyecek artık. Dedim ki gelemez. O Resulullah'ın yanına gömüldü. Efendimizin yanında artık. O uzun bir yolculuğa çıktı amca. Döndü ve bana dedi ki evlat dedi madem ki o ölmüş ben de arkasından gideyim. Dedim ki amca Ömer yoksa ben varım. Dedi ki yok kimseniz onun gibi olamazsınız. O ne temiz bir adam. Yüzü ne güzeldi. Kokusu ne güzeldi. Amca açtı ellerini semaya. Gönülden bir dua etti ama dedi ki ya Rabbi Ömer'den sonra benim de canımı al. Uzandı yana amca. Ben daha bir şey demeden öldü gitti. Vefat etti. Gece yarısı onu gömdük ve yıkadık. Bir sırrı Ömer'in ortaya çıkan bir sır, ortaya çıkmayan bin sır. Ömer sevilecek adam, aşık olunacak adam, ölesiye kurban olunacak Ömer. Doğrusu bazen bir gün evine koku geliyordu, kokular güzel koku. Karısı kokuları alacak ve dağıtacak. Medine kadınlarına güzel esans kokuları gelmiş dağıtacak. Küpler getirir, küçük küçük küpler. Bütün Medine kadınlarına bu kokuyu dağıt. Karısı dağıtmaya başlayınca dur dedi. Ömer'in karısı sen karışma. Niye dedi yardım edeyim. Hayır dedi. Sen dağıtırsan elin kokuya çok bulaşır. Diğer kadınlardan daha çok yaralanmış olursun. Sen dağıtma kadın. Sen başlarında dur, kokuya sakın karışma. Payın kadarını al, ötesine karışma. Öyle diyordu. Haftada bir gününü kime ayırıyordu biliyor musunuz? Şehitlerin ve yetim, şehitlerin ve ölmüş olanların çocuklarına. Haftada bir gün. Yetim ve öksüzlerin çocuklarını topluyordu bir bahçeye. 100 çocuk. İçlerine giriyordu. Onlarla oynuyor, dirdir bir oynuyor. Uzanıyor yere, kat çocuklar sırtına biniyorlar. Koca halifeden seksek oynar gibi çocuklarla oynuyor. Haftada bir gün yetimlerin günü. Bir vali yanına girdi. Adamın biri elinde kağıt. Adamın kağıt elinde. Hazreti Ömer'e kağıt imzalatacak. Adam hayret etti. 100 tane çocuk Ömer'le boğuşuyorlar. Ömer onlara hediye veriyor. Babalık yapıyor. Adam durdu durdu. Dedi ki bütün bunlar senin çocukların mı ey halife? Hayır dedi. Bunlar Müslümanların çocukları. Adam dedi ki hepsine babalık yapıyor gibisin. Evet. Adam dedi ki benim 10 çocuğum var. 10 çocuğumdan birini dahi öpmedim bugüne kadar. 10 çocuğum var. Birini dahi öpmedim. Adama baktı. Adın ne? Adın ne? Mughire bin Şube. Niye geldin? İşte vali olacaktım. İmza, kararname yani. İmza atacaksın, vali olacağım. Sen dedi vali mi olacaksın? Evet. Ver o kağıdı dedi. Aldı kağıdı şöyle. Yırttı kağıdı. Sen vali olamazsın. Sen çoban olursun ancak. Çoban. Çobanlığa da layık değilsin. Bu adam. 10 çocuğunu öpememiş bir adam ümmetin yetimlerine nasıl merhamet eder? Hadi bakalım dedi. Deve çobanı. Giy çobak çabuk dedi. Giy şu elbiseni. Develerin başına yürü. Git çobanlığa devam et. Adam düne kadar çobandı. Çobanlık küçümsemiyor. Sen ancak orada yetişeceksin. Git bakayım. Hadi.
dışarı çıkarıyor. Çoban diyor. Vali olacakmış. Vali olacakmış. Çocuklarını öpmeyi bilmeyen bir adamdan vali olmaz diyor. Doğrusu bir köleyi görüyor. Kovadan su çekiyor köle. Köle iki büklüm yorulmuş. Patron demiş ki kölesine, yani efendisi, 100 kova çekeceksin köle. Alnı terlemiş. Alnı terlemiş adamın. Çekemiyor. Elleri kan bağlamış. Ama 100 kova çekmek zorunda. Görünce kölenin iki büklüm olduğunu, dedi ki kaç tane çekeceksin daha? 30 tane daha çekil, ben çekeyim. Çekil oradan. Kovaya sarıldı ve 30 kova çekmeye başladı. Patronu gelince halife kova çekiyor. Evet dedi. Efendim siz niye çekiyorsunuz? Adam korkuyor, halife. Siz niye çekiyorsunuz? Çekmeseniz ben bir şey demem deyince döndü adama. Vicdansız dedi. Bu köleye 100 kova çekeceksin talimatını verirken niye Allah'tan korkmuyorsun? Ben çekince mi Allah aklına geliyor? Ömer işte. Tatlı ve sert, kasırga gibi ötüyor. Kasırga gibi öyle bir esiyor ki ne zalim bırakıyor, ne gaddar, bütün tümünün tepesine biniyor. 10 yıl boyunca. Ama bu adam, işte şu adam bir gün bir ayet duyuyor. İnne azâbe rabbike levâkiyâ. Şüphesiz senin Rabbinin azabı gerçekleşecek. Devenin üzerinde bir evden bu ayetin yükseldiğini görüyor. Deveden düşüyor. 2 metrede boyundaki büyük adam. Şu muhteşem adam, şu uzun adam düşüyor devenin üzerinden. İnne azâbe rabbike levâkiyâ. Allah'ın azabı gerçekleşecek ayeti karşısında deveden yere düşüyor. Ve tam bir ay hasta yatıyor. Bir ay. Bir ay. Hiçbir şeyden sinmeyen adam, hiçbir şeyden çekinmeyen adam Allah'ın ayetleri bir ay hapsediyor evine. Evinde perişan. Ama hayat küçükler için de büyükler için de günün birinde bitecek. Hayat dehamahal bitecek günün birinde. Küçükler için de büyükler için de bir gün sona erecek. Öyle diyordu. Doğrusu bir adama diyor ki senin görevin bana her gün bir defa Ömer ölüm var diye hatırlat. Her gün bir defa. Ölüm var. Sabah, akşam, öğle. Adam her sabah geliyor, öğle, akşam geliyor. Ömer ölüm var ölüm. Tamam tamam git. Ölüm var ölüm. Tamam git git. Ölüm var ölüm. Tamam git git. Bir gün adam geliyor. Halife ölüm var ölüm. Döndü ve adama dedi ki tamam git git daha gelme 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 gelme. Niye deyince saçlarıma ak düştü. Bana ölümü hatırlatıyor. Gelme artık. Benim saçlarıma da ak düştü. Ak olmayan yok. Ama nedense Ömer gibi hiç ölümü hatırlamıyoruz. Hiç onun gibi ders almıyoruz. Her tarafımız beyaz olsa da esip gidiyor. Onlar gibi ders almıyoruz. Aynı Kur'an'ı okuyoruz. Onlar gibi ibret almıyoruz. Doğrusu Hazreti Peygamber onu anlatırken Ömer şuna benzer diyor. Mahşerde herkes gelecek çırılçıplak ve herkesin imanına göre elbise giydirilecek. Kiminin dizinde, kiminin göbeğinde, kiminin elbise burada olacak. Kimisi ise çıplak kalacak mahşerde. Ömer'i gördüm diyor Resulullah. Ömer'in şu kadardı elbisesi, boğazına kadar. Dediler ki ya Resulallah ne demektir bu deyince dedi ki iman. Ömer'in imanı bu kadar aşkın bir iman. Adamın biri geldi. Gençler bu örneğe lütfen dikkat ediniz sevgili gençler. Canım gençlerimiz.
biz gençleri hakikaten seviyoruz. Çünkü Resulullah öyle diyor. Ben Mekke'ye geldiğimde, Mekke'de ortaya çıktığımda gençler yanımda yer aldılar, ihtiyarlar karşımda yer aldılar. Resulullah gençlere yumuşak davranın diyor. Sevgili gençler, Yüce Rabbim hepimize merhamet etsin. Şu örneğe dikkat edin. Şu kadar katı olan Ömer bir adam yanına geldi. Dedi ki halife, benim bir kızım var. Bu kızım Müslüman olmadan önce yanlış şeyler yaptı. Kendini koruyamadı. Sonra Müslüman oldu. Birkaç kez intihara yeltendi ama ölmedi kızım. Ölmedi bir türlü. Şimdi ise kızımı istiyorlar. Kızımı evlendireceğim ama kızımın daha önce yaptığı yanlış şeyleri, yani cinsi anlamda yanlış yaptığı şeyler var. Yani daha önce zina etti. Kızımın zina ettiğini erkeğin tarafına söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Lütfen soruya dikkat ediniz. Onu deşifre edeyim mi, etmeyeyim mi? Hazreti Ömer dönecek ve adama diyecek ki git, kızını iffetli bir kadın gibi evlendir. Sakın Allah'ın örtüğünü ortaya çıkarma. Sakın Allah'ın örtüğünü deşifre etme. Sakın Allah'ın örtüğünü ortaya koyma. Ve Allah'a yemin ederim ki senin kızının açığını ortada konuştuğunu görürsem sana öyle bir şey yaparım ki Medine'de bir an duramazsın. Git ve kızını iffetli bir kadın gibi evlendir. Aradan 1500 sene geçti. Ömer'deki bu bakış biz Müslümanlarda var mı? Allah'ın aşkına sorun kendinize. Katı gibi görülen Ömer'in şu insanlığına, şu vicdani tavrına bakınız. Git Allah örtüyse ört. Onun için bir Müslümanın ayıbını ortaya koyan, Müslüman ayıp da yapabilir, günah da yapabilir. Veya bir Müslümanın af, bir Müslümanın günahıyla alay eden, aynı günahı işlemeden ölmeyecektir diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ne yapalım günah işlemişse? Tövbe edeceğiz. Dua edeceğiz ona. Allah'ım bağışla diyeceğiz. Ve büyükler de günün birinde çekip giderler. Sabah namazı vaktidir. Ama namazdan, o gün namazından birkaç gün öncedir. Birkaç gün öncedir. Birkaç gün öncedir. Döner ve şöyledir. Ya Rabbi, idare ettiğim insanların sayısı çoğaldı. Ümmet çoğaldı, ben zayıfladım. Ellerini açar, Yüce Allah'a açar ve şunu söyler. Dikkat edin duasına. Allah'ım, Ömer ihtiyarladı artık. Kurbanın olayım, benim canımı al artık. Aynen böyle söyler. Allah'ım, daha çok kalayım. Hayır. Allah'ım canımı al artık. Ben yaşlandım artık. Dicle Nehri'nin kenarında boynuzlu bir hayvan, boynuzsuz hayvana eğer eziyet ederse bana soracaksın. Kurbanın olayım, beni al artık yanına al. 10 sene halife, yaşı 63. Namaza geçti, tekbir aldı. Cami tıklım tıklım dolu. Arkasında İranlı bir ateşperest
Hayatımda nefret ettim, en nefret ettim adamlardan biri o. Ebu Lü'lü, Firuzan, ateşe tapan bir sefih. Öteki Hazreti Ali'yi şehit eden İbn-i Mülcem. Bu iki adamdan hayatım boyunca nefret etmişim. Elhamdülillah ya Rabbi. Hiçbir amelim olmazsa bu amelim beni kurtarır. İki halifeyi şehit eden bu iki tetikçiden hep nefret etmişim. Ya Rabbi şahidimsin. Ömer'in arkasında elinde hançerle bekler İranlı mecusi, ateşe tapan sefih. Ömer secdede. Yüzüne karşı vuramazlardı Ömer'in. Çünkü yüzünün karşısında duramazlardı. Dağ gibi adam. Nasıl vuracak? Ezer adamı. En savunması da olduğu an secde anıdır. Secdedeyken Firuzan ikinci saftan fırlar. Hazreti Ömer'in sırtına 16 darbe vurur. 16 darbe boğazına, sırtına, göğsüne. Ömer secdede. İlk anda anlamaz sıcaktan dolayı. Sonra kanlar yere boşalınca yana doğru devrilir. Çünkü dünyayı fethedecek Ömer. Bütün dünyaya yumruğunu vuracak. Bu adam öldürülmeli diyorlar. Bu adam felaket. 10 yılda halifelik yapsa bütün Arap Yarımadası'nın dışında bugünkü Anadolu'da fethedilecek. Düşerken yere Hazreti Ömer'in şu sözü duyulacaktır. Şöyle diyordu Hazreti Ömer düşerken yere. Abdurrahman bin Avf namazı kıldır. Düşerken bile namazı düşünüyor. Düşerken bile namazı düşünüyor. İbni Avf namazı kıldır. Yere düşüyor. Gözünü açtı. Vücudundan kan damlıyor her tarafından. İlk sorusu ne biliyor musunuz? Kim beni vurdu? Kim beni vurdu? Dediler ki Mughire bin Şube'nin kölesi Ebu Lü'lü. Allah'ım sana hamdolsun. Bir Müslüman beni öldürseydi benim günahım nedir? Niye bir Müslüman benim kanıma girdi diye üzülürdüm. Allah'ım sana binlerce hamdü sena olsun diyordu. Bir Müslümanın eli benim kanıma değmedi. Sana binlerce hamdolsun ya Rabbi diyordu. Bana bir süt getirin diyordu. Sütü içiyordu, bütün yaralarından süt çıkıyordu. İç organlarının tümü parçalanmıştı çünkü. Şöyle diyordu. Gözünü açıyordu. Haber verin Ayşe'ye, peygamberin hanımına. Ondan bir isteğim var sadece. Bütün dünyada tek bir isteğim var. Başka bir şey istemiyorum. Tek bir şey istiyorum. Ne diyorlardı, ne istiyorsun? Diyordu ki, peygamberin yanında küçük bir yer var. Ayşe anam müsaade eder mi beni oraya gömsünler diye. Hayattaki en büyük isteğim Resulullah'ın ayak ucuna gömülmekti. Beni dostumdan ayırmasınlar. Ben ölünce beni oraya koyun. Dönüyorlardı. Hazreti Ayşe'ye haber veriyorlardı. Ömer vurulmuş. Bütün Medine sokakta. Herkesin elinde mendil. Çocuklar zar zar ağlıyorlar. Kadınlar ağlıyorlar. Ya Rabbi Ömer'i alma. Hazreti Ali geliyor gözyaşları içinde. Ömer'im. O büyük adamın yere uzanışını kimse kabullenemiyor. Şu büyük adam. Yere düşecek adam değil diyor. Hazreti Ali isyan edercesine, kalk ey halife kalk. Senin uzanmaman gereken bir adamısın, kalk. Dönüyordu Hazreti Ali, sen ki diye başlıyordu. Sen ki Bedir'deydin, sen ki Uhud'daydın, sen ki Huneyn'de, sen ki Kabe yürüyen ilk adam, sen ki hicrette tek başına çıkan adam. Övüyor Hazreti Ali'yi, dönüyordu Hazreti Ali'yi. Sus ey sus Hasan'ın babası sus. Nefsime karışma.
beni nefsimi kara kabartma diyordu Hazreti Ali'ye. O ara Hazreti Abbas geliyordu, peygamberimizin amcası. Hazreti Abbas diyordu ki Ömer, bütün Medine sokakta herkes Allah'ım Ömer'i alma diyor. Döndü Hazreti Abbas'a, şehadet eder misin mahşerde, hesaba çekildiğimde şehadet eder misin? Ederim. O zaman başımı yere koydu. Oğluna şunu diyordu, beni eski bir elbiseyle kefenleyin. Baba, temiz kefen hazırladık. Hayır, o temiz kumaşı bir garibe verin. Bana eski bir elbise beni kefenleyin. Çenemi bağla, ayaklarımı bağla, beni Resulullah'ın yanına gömün. Beni mezarıma hızlı götürün. Eğer ben iyi adamsam beni bir an önce evime yetiştirin. Çünkü benim evimden, yani mezarımdan cennete bir kapı açılacak. Yok kötü bir adamsa, adam isem beni hızlı götürün. Çünkü benim gibi bir kötünün cesedini daha fazla taşımayın. Nasıl bir hesap? Sonra gözünü açıyordu ve şunu diyordu, keşke hiç olmasaydım. Keşke dünyaya hiç gelmemiş olaydım. Keşke anam beni hiç doğurmasaydı. Sonra döndü ve Allah'ım sen beni affetmezsen Ömer ne yapacak? Mustafa Hocam, küçük de olsa bir ilahi alalım sizden. Haber.
Evet, amin diyelim. Gecenin Mustafa hocamın ilahisinden sonra gecenin ilerleyen saatinde hep beraber amin ve geceyi böyle kapatalım. Amin. 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 Ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin irhamna ve erhamil fukara vel mesakin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu alel meb'usi rahmeten lil alemin. Seyyidi Ebil Kasım Muhammedin aleyhissalatu vesselam. İlahi ya Rabbi, gecenin bu sahur vaktinde ellerimi sana açılmış, sana açılan bu ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Dergahından, rahmetinden bizleri kovma ya Rabbi. Razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, tövbe kapından geç kalmışlardan eyleme bizleri. Ramazan ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ramazan'da edindiğimiz güzel alışkanlıklarımızı, namaz gibi, zikir gibi, Kur'an gibi güzel alışkanlıkları Ramazan'dan sonra da devam ettirmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gece hürmetine, şu cuma gecesi hürmetine, şu anda sana kalkmış ve senin kabul ettiğin zakirlerin, muttakilerin, muhlislerin duası hürmetine bütün hastalarımıza şifa nasip et. Bütün dertlere deva, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Efendim, hep beraber ezana yöneliyoruz. Yarın akşam saat 20'de görüşünceye kadar Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله